Merhaba sevgili dostlar, NGS Android için hazırlamış olduğum yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle yeni Talkback güncellemesini konuşuyor olacağım. Sarp Arıkan ben. Evet, yeni Talkback güncellemesinde bildiğiniz üzere bazı yenilikler oldu ama ben tabii biraz daha böyle farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Şimdi Talkback'in ilk Android cihazlar içerisinde geldiği haliyle son geldiği nokta arasında bir anlayış farkı olduğu söz konusu özellikle. Bunlardan bir tanesi biraz daha yavaş bir güncelleme ilerleyişi söz konusuyken artık görüyoruz ki Talkback'in biraz daha böyle user friendly dediğimiz kullanıcı dostu bir arayüze kavuştuğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız sevgili dostlar, Google bütün hizmetlerinde erişilebilirliğe çok ciddi önem vermekte. Yani nedir bu? İşte kullandığımız dokümanlar uygulaması olsun ya da Google'ın kendi erişilebilirlikle ilgili ihtiyaç duyabileceğimiz uygulamaları olsun. Gerçekten özellikle Drive gibi erişilebilirliği çok yüksek noktada. Haliyle Talkback'in biraz daha yavaş ilerleyişi bana biraz ilginç geliyor idi. Ama son baktığımız güncellemede görüyoruz ki biraz daha böyle kullanıcı dostu olduğu ortada. Aslına bakarsanız burada benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi ki şimdi göstereyim size. Soldan sağa, sağdan sola zaten kaydırma hareketleriyle gezerken bir simgenin üzerine geldiğimizde ben şimdi Nothing Launcher kullanıyorum. Ve Galaxy A73 üzerinde bir deneyimleme söz konusu Google'ın en son Talkback'i. Bu arada Samsung'a bir telefona nasıl kurulacağını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bununla ilgili bir video gelecek. Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz ses verelim. Mesela telefon uygulamasındayken normalde burada biz işlemler menüsüne ulaşmak için yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya ve sonra sağa Talkback menüsü açılırken işlemlere geliyorduk soldan sağa kaydırma hareketiyle ama bu biraz daha kolaylaştırılmış. Kısa yollar kaldır. Bakın aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağı. Kısa etkinleştir. Öğeyi taşı. Öğeyi taşı. Bu buradaki çıkacak seçenekler tabii kullandığınız uygulamaya göre değişmekte ama benim kullandığım arayüz gerçekten çok keyifli bir arayüz. Bu Samsung'un kendi One UI arayüzünde de olan bir özellik. Etkin, kısa yol kaldır. Öğeyi taşı etkinleştir. Kısa yollar ve bildirimler. Kısa yollar. Eğer telefonla ilgili bir kısa yol varsa mesela bu seçeneğe geldiğimiz zaman iki kere dokunalım. Kısa yollar. Kaldır düğme. Cevapsız aramalar. Ara. Yeni kişi oluştur. Arant düğme. Çizik düğme. Arant yeni kişi ara. Cevapsız aramalar. Evet ve cevapsız aramalar gibi mesela telefonla ilgili kısma gelebiliyoruz. Ana sayfa düğme. Navigasyon. Bir de. İlgili tüm haberler. İki. Özetler 12'ce. Ben özellikle ayrıntı ya bir düzeyinde gezerken. Kontrol. Bağlantı. Windows. Kapsayıcılar, konuşma hızı. Bakın kapsayıcılar diye bir şey var. Diyelim ki bir işte tablo görünümünde olabilirsiniz ya da şöyle söyleyeyim. Bir uygulama içerisinde, şimdi uygulamalar sevgili arkadaşlar tasarlanırken her bir uygulamanın kendi içerisinde bazı bölümleri olur. Bunlara aslında işte container. Container denir. Şimdi container'ın mantığını şöyle size anlatayım. Mesela web sayfalarında da bazı bölgeler vardır. Bunlara örneğin division deniyor. Bölümleme yapılarak şeklinde tasarlanır. Bu bir uygulamanın örneğin işte Drive'daysa atıyorum şu an Drive'da dosyaların listelendiği alan olabilir. Ya da örneğin bir tablo görünümünde bir alan varsa bu tablo görünümünde görünen bir alan olabilir. Buralara hızlıca dolaşarak etkileşime girmenizi sağlayan bir alan. Kapsayıcılık oradan geliyor zaten. Aslında güzel bir çeviri olmuş bana kalırsa. Kapsayıcı, container mantığı uygulamalarda birebir özellikle web uygulamalarında olsun ya çeşitli uygulamalarda olsun birebir geçen bir terimdir. Bu anlamda güzel. Şimdi düğme, kaldır. Öğeyi taşı, etkinleştir, kaldır. Öğeyi taşı. Şimdi bakalım. Karakter. Ekranı gizle. Kayıt. Erişilebilir. Şimdi erişilebilirlik ses seviyesini ayarlama olayı da aslında yani standart olarak yıllardır süre gelen bir şekilde tek parmakla ekranda dairesel bir hareket yaparken eş zamanlı olarak ses açmaya bastığımızda da bir arttırım söz konusu olabiliyordu. Ama burada aynı zamanda ayrıntı düzeyi seçicisine de erişilebilirlik ses seviyesini
dahil ettiğinizde ya da bu hazır olarak da geliyor şey desteği konfigürasyonda. Doğrudan işte geldiğim zaman azalt, artır, artır. Arttır ve azalt seçeneği karşımıza geliyor. Bu arada bu erişilebilirlik ses seviyesinin bu şekilde ayarlanabilme mantığı, aslına bakarsanız ben uzun zamandır Galaxy Watch kullanıyorum. Orada da olan bir şey bu. Ama buna da entegre etmişler. Ya da hani dediğim gibi bu biraz daha böyle tutarlı bir şekilde bence çalışıyor. Güzel olmuş. Şimdi tabii Braille klavyede Türkçe desteğinin gelmiş olması çok verimli bir çalışma olmuş. O anlamda da olması gereken bir şeydi. Ya benim açıkçası burada tabii birçok arkadaş da yurt dışında, yurt içinde, ülkemizde de bunlar anlatılıyor. Ama ben biraz daha böyle geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştım hatırlarsanız. İşte Joshua ya da evet Joshua ekran okuyucusuyla ilgili olarak özellikle gerçekten bütüncül erişilebilirlikle birlikte düşünülebilir mi diye böyle bir sorgulama yapmıştım. Artık günümüzde bir Android uygulamasını ya da Android'deki gelişmeleri anlatmanın yanı sıra bana kalırsa bu şekilde de bir bakış açısıyla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben artık. Çünkü bir şekilde her türlü dokümantasyona çok rahat bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz ki ben şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Talkback menüsü, işlemler, gezinme, ekranın başı, sondaki ört, son söylen, ekranda ara, ekranı gizle, sesli konu, talkback ayarları. Şimdi talkback ayarlarına girdiğiniz zaman. Talkback ayarları, talkback tek, ses 2.18. Şimdi talkback ayarlarına girmek için ne yaptığımı söyleyeyim. Aşağıdan, yukarıdan aşağı ve sonra sağ hareketle açılan menüden talkback ayarlarını buldum. Soldan sağa kaydırma yaparak ardından. Metin okuma ayar, ayrıntı, metin okuma, ses, talkback'teki, yukarı gezinme, talkback'teki yeni özellikler, 1.18, listede 18 öğe. Şimdi talkback'teki yeni özellikler diye bir bölüm var. Buraya bir tıklayalım bakalım beni nasıl bilgilendirecek. Güncellenen talkback'e hoş geldiniz. Artık yazın hatası önerileri alarak ve yeni yazma hareket, sayfa 1.6. Şimdi bakın burada gelen yenilikler ayrıca bildiriliyor arkadaşlar. Yani oturup da işte bizim bunları videoda yani doğrudan setup uygulamalı gösteriyoruz ama siz de Talkback menüsüne girdiğiniz zaman doğrudan bunlara ulaşabilirsiniz. Buradaki esas olan güzellik bence sevgili arkadaşlar artık bütüncül erişilebilirlik kapsamında ben bunu çok kullanacağım artık videolarda. Talkback'in bu olumlu ilerleyişi. Bence bu çok güzel bir şey ve ben Android erişilebilirliği adına diğer bütün Android, Türkiye'deki Android severler gibi ve açıkçası dünyada da bu alanda hani bir şeyler yapmaya çalışan insanlar gibi Talkback'in geldiği bu noktadan çok çok keyifli ve memnunum. Çünkü ben her ne kadar kullanıyor olsam da açıkçası ekstra bir ekran okuyucu kurmak istemiyorum sistemime. Yani bir ekran okuyucu kurup da açıkçası erişilebilirliğin kazandırılması taraftarıyım. Bilgisayarda biz bunu yapıyoruz. Ama bana kalırsa mesela bilgisayardaki Nvidia ekran okuyucusu açık kaynak biliyorsunuz. Buna benzer bir yapı da örneğin bilgisayarların içerisinde entegre gelmeli. Yani artık ekran okuyucu dediğimiz yani bu erişilebilirlik özellikleri sisteme entegre olmalı. Ve bu entegrasyon da bu şekilde güncellemelerle farklı deneyimler yaşatmalı diye düşünüyorum. Ben çok umutluyum çünkü Google'ın erişilebilirlik anlamındaki çalışmalarını diğer servislerinden biliyoruz. Zannediyorum sevgili dostlar çok farklı günler görebiliriz bu anlamda. İlk adımı özellikle buradaki bazı küçük minik yenilikler olsa gerek. Şimdi bir şeye bakalım şu yeniliklerde ne var. Artık yazın hatası önerileri alarak ve yeni yazma hareketini kullanarak daha kolay düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca okuma kontrollerinden uygulama işlemlerine erişebilir. USB ile belirli braille ekranlara bağlanabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. Sondaki birkaç ekranda önemli güncellemeler ve değişiklikler hakkında bilgi alacaksınız. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürer. Bu bilgileri... Sondaki düğme. Bakalım. Okuma kontrollerindeki işlemler. Okuma kontrol... Sondaki düğme. Okuma kontrollerinde kopyalama, yapıştırma ve diğer düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Okuma kontrollerini işlemler olarak ayarlarsanız yukarıya da aşağı kaydırarak bir işlem seçtikten sonra iki kez dokunarak işlemi etkinleştirebilirsiniz. İşlem içeren bir öğeye geçtiğinizde okuma kontrolleri varsayılan olarak bu işlemleri ayarlar. İşlemleri ana ekranda, e-posta mesaj listesinde ve diğer uygulamalarda bulabilirsiniz. Evet, burada dediğim gibi uygulamalara göre bu işlemleri bulabiliyorsunuz ve az önce bahsettiğim gibi hiçbir hareket yapmadan da yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı tek parmak hareketiyle erişim sağlarsınız. Sondaki. Bakalım. Sondaki düğme. Artık bir kelimeyi yazdıktan sonra yazım önerilerini duyacaksınız. Yanlış yazılmış kelimeleri bulmak için okuma kontrollerinde yazım denetimini seçin. Önerilen değişiklikleri kabul etmek için daha sonra talkback menüsüne veya okuma kontrollerinde işlemlere gidebilirsiniz.
Evet, bu da özellikle klavyede yazı yazarken yazım önerileri verir klavyede. Üst tarafında bir şerit olarak arkadaşlar. Bu yine ayrıntı düzeyinde gezerken 3 parmakla aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı kaydırdığınızda yazım denetimi gibi bir ayrıntı düzeyi duyacaksınız ve burada o seçici aktif durumdayken tek parmakla yazım denetimleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Sonraki ses seviyesi tuşuyla ilgili değişiklikler. Sayfa 4-6. Talkback ses seviyesini kontrol etmek için bir parmağınızı ekranda tutarak ses seviyesi tuşlarından birine basın. Medyan, arama ve bildirimlerin ses seviyesini kontrol etmek için ses seviyesi tuşlarından birine basın. Ses seviyesi tuşlarını belirli uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Örneğin, kamera uygulamasında fotoğraf çekmek için ses seviyesi tuşlarından birine basabilirsiniz. Evet, bu da çok önemli. Mesela kamera uygulamasında artık TalkBack tabii ki tüm uygulamalarda ses seviyesi tuşlarını kontrolüne almadığı için zannediyorum kamera gibi uygulamalarda kamerada görüntü çek şey yapmak gibi resim çekmek gibi fonksiyonlarla kullanılabilir. Sonraki düğme. Sonraki düğme. Ezilmeyle ilgili iyileştirmeler. Liste veya ızgara gibi bir sonraki düğme. Önceki düğme. Sonraki liste veya ızgara gibi bir kapsayıcıdan çıkmak için dört parmağınızla sola veya sağa kaydırın. Okuma sayfa 5-6. Liste veya ızgara gibi bir Evet, kapsayıcıdan dört çıkmak için dört parmak parmağınızla sola bu. veya sağa kaydırın. Okuma kontrollerinizi kapsayıcılar eklemeniz de mümkündür. Mesela kapsayıcılar arasında gezinmek için dört parmakla sola veya sağa kaydırın şeklinde bir uyarı var. Ben kapsayıcıları tabii gezinme ayrıntı düzeyine ekledim arkadaşlar. Yani nereden ekledim? Talkback'e gittim, ayarlara girdim. Ayarlardan bu menüleri düzenle ilgili bir ayar var. Oraya girdikten sonra buradaki birçok özelliği oraya ekleyebiliyorsunuz. Onay kutuları şeklinde menüleri düzenle ayarı altında oradan ekledim ben. Sonraki düğme. Son düğme. Braille artık daha fazla Braille. Son düğme. Artık daha fazla Braille dili mevcut. Belirli Braille ekranlara USB aracılığıyla da bağlanabilirsiniz. Braille ekranınızı Braille terminal veya USB moduna aldıktan sonra ekranınızı bağlayın. Başlamak için TalkBack ayarları Braille ekran bölümüne gidin. Dolar sakin. Euro gerileti 3 nokta. Son düğme. Artık daha fazla Braille dili mevcut. Belirli Braille ekranlara USB aracılığıyla da Evet. bağlanabilirsiniz. Braille ekranınızı Braille terminal veya USB moduna aldıktan sonra ekranınızı bağlayın. Başlamak için TalkBack ayarları Braille ekran bölümüne gidin. Son düğme. Tamam, bu TalkBack ayarları. şekilde. TalkBack'teki yeni özellikler 1.18 listede 18 öğe. Artık siz de TalkBack'teki bu yeni özelliklerle ilgili siz de buradan TalkBack ayarlarından bakabilir ve özelliklerin ne olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Mümkün olduğunca açıkçası sizlerle ben de paylaşmaya gayret göstereceğim. Engel Sandviç projesi kapsamında sevgili arkadaşlar. Bir de Ana sayfa, düğme, liste dışı. şurada Promoting launcher, kamera. bir şey deneyeceğim. Size göstermek istiyorum. Mesela benim en çok şu tek parmakla bu iOS'ta da olan işte uygulamaya özel menülerin çıkması, seçicilerin çıkması, seçeneklerin çıkması diyelim. Öyle bir noktada benim işime yarıyor ki hemen şimdi YouTube'dan video açacağım. Asistan, autentik ayarlar. Harita, şeye şut konuşmak. Nere, bay, sım, smart, udip, bivalt, vocalizer, radio, devam, wifi, windows, kritik, yanında, yemek, set, YouTube uygulaması. YouTube'u açtık. YouTube, video, oy, simge durumuna getir, düğme. Simge durumunda ben bunu bir YouTube, preview, küçülteceğim. Ana Ana sayfa, sayfa. notim, kamera, ana ekran, beteni de seviye asistan, düğme, kamera, Bir saniye. donanım, düğme, Şöyle yapalım özet, tekrar. geri, düğme, özetler, ana ekran, ana sayfa, ana ekran, klasör, ana ekran, düzenleme, bak, sanat, Samsung, sat, Visor, Viva, WhatsApp, Vibe, Windows, Blitepik yanında, yemek, YouTube uygulamasının 3 bildirim. Şimdi YouTube'u açtık. YouTube. Demet Sarıoğlu Kumar, kanala git, düğme. Xiaomi 13 kutu açılımı, Xiaomi kitaplık, düğme. Mini oynatıcıyı kapat, düğme. Videoyu oynat, düğme. Mini oynat, mini oynatıcıyı genişlet. Şimdi genişlettik. Video oynatıcı, kon, simge durumuna getir, düğme. Ana sayfa, düğme, Bakalım navigasyon, çubuğu olacak altı mı? Ben pencere. bir ana sayfaya döneceğim tekrar. Burada. Notting Launcher, kamera, ana ekran. Chrome Evet. uygulamasının 21 bildirimi var. Aslında burada yapmak istediğim şu arkadaşlar, muhtemelen ekran kaydı aldığım için onun önüne geçiyor. YouTube'da pencere içinde pencere görünümünde özellikle burada bazı seçenekler çıkabiliyor. Kamera. Ana ekran. Hatta Karakter. İşlemler. şöyle bir şey Karakter. yapacağım. Bakalım ekran Kelime. kaydında da aslında Paragraf. benzer bir şey Başlık. olabilir Kontrol. belki. Bağlantı. Windows. Şimdi Windows. 0902. Sistem uyarı adlı pencere. Karat. Düğme. Ana sayfa. Düğme. Karat. Düğme. Samsung yakalama adlı pencere. Evet, şimdi bu Samsung'u ben ekran Ekosat. Murat kaydedicisini Akyol. kullanıyorum. Teknofon. Şimdi Kamkaz bakalım. yeri. Heyecan verici talpbek elitleri maddi. Çiz. Düğme. Karat. Düğme. Ana sayfa. Düğme. Navigasyon çubuk. Beteni DSB asistan. Kamera. Öğeyi taşı. Etkinleştir. Evet. Şimdi Al kamera. burada Karat. Düğme. Samsung yakalama adlı pencere. mesela bakalım seçenek var mı? Ana sayfa, düğme, navigasyon çubuğu adlı, karat, düğme, Samsung yakalama adlı, kapsayı, konuşma, ekranı kise, kaydır, erişilebilirlikse, karakter, kelime, paragraf, başlık, kontrol, Evet, bakalım. ana ekran, notting kamera, Bakalım karat, tekrar. düğme, çiz, düğme, Galiba burada. selfie video, düğme, duraklat, düğme, Evet. durdur, düğme, Bakın tek parmakla duraklat, selfie video, düğme. seçeneklere erişim sağlayabiliyoruz.
Pekala arkadaşlar, TalkBack'teki daha birçok yenilik siz de keşfediyor olursunuz muhtemelen. Benim hala tabii TalkBack'teki gözlemim bazı uygulamalarla olan biraz bir iki böyle gecikme var. Özellikle Facebook'ta hala. O da Facebook tarafıyla alakalı bir durum gördüğüm kadarıyla. Şimdi gelin hem videoyu bu şekilde durdurayım hem de bir sonraki videoda sizlerle olmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Engel Standard projesini takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Videolarla sizlerle olmaya devam ediyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.